Ee, tipiki tip 2 ilgili e, kürümüzü de değerli seyircilerimizle paylaşalım. Yani tip 2 diyabeti olanlar attığınız her adım şekerin üstüne vurduğunuz bir yumruktur. Biraz yürüyeceksiniz. Yani e, hani asabi tansiyon, asabi şeker diyoruz ya sinirlenmek hem tansiyonu yükseltir bazı insanlarda, bazılarında da şekerimi fırlattı. Bak şimdi şekerim çıkacak. Beni kızdırmayın, üzmeyin. Efendim limon melisa çayı. Hem sizi sakinleştirir. Aynı zamanda da kan şekerinizi düşürür. düşürür. Hadi görelim o zaman. Hadi görelim. Evet. Buyurun. E, ee, tip diyabette verdiğimiz şey bizim. Yani hocamızın önerisidir bu. E, ee, öksü otumuz var. Yasemin çiçeğimiz var. Bir de sinirli otumuz vardır bizim burada. Üç bitki karışımıdır bu. Şu şekilde. Sinirli ot sinirsiz mi yapıyor bize hocam? Sinirli ot bak değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Üç aylık değer olarak bilir onlar. Ben halkın diliyle konuşurum. Üç aylık HbA1c bunun normal değeri dört ile altı arasındadır. Yukarılara ne kadar çok yukarı çıkarsa bu değer yani o kadar çok organlarınıza zarar veriyor bu kandaki şeker demektir. Tamam. Yani burada yapılacak olan şey eğer yüksek HbA1c değeriniz varsa bunu en hızlı bir şekilde dengeye getiren normal değer aralığına yaklaştıran bitkinin adı sinirli ottur. Sinirli ot aynı zamanda da antidiabetiktir. Yani ee, HbA1c ne bu hemoglobin var ya evet. al yuvarlar diye bir öğretiriz çocuklara al yuvarlar hemoglobin ha ona bir şeker bağlanırsa değerli izleyicilerimize öyle bağlayalım işte hemoglobin aynı zamanda glikozu da taşıyorsa HbA1c dediğimiz şey o. De ha, hadi külü görelim. Ha. Ee, şu şekilde yapmaları gerekiyor bunu da. Ee, kaynamış olan bir su bardağımıza yani klorsuz suyumuzun içerisine burada e, Yasemin Öksü otu ve sinirli ottan böyle bir tutam şeklinde ayarlamaları gerekiyor. Kaynamış olan suyumuzun içerisine atıyoruz. Bu burada 7 dakika kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak günde 2 defa Birini sabah birini de akşam aç karnına alması gerekiyor. Ee, üçlü bitki karışımımızdan. Bir de çörek otu yağımız var. Ee, bundan da e, önlerin üçünden birinde ama bir defa şeklinde bir yemek kaşığı alması gerekiyor çörek otu yağımızdan. Evet bakın şunu söyleyeyim. Nasıl asabi şekerden bahsediyorsanız hani limon melissa dedim. Bir de bayanlar Gece kalkıp tatlı yiyenleri var. Bundan kurtulmak istiyor musunuz? O zaman yapacağınız şey, Yasemin. Mis gibi de kokar. Yasemin çiçeği, bir tatlı kaşığı işte, bir 100-150 mililitre suda, 5-6 dakika, 7 dakikaya kadar çıkıyor. Bunu iç. Saatinize bakın. 5 dakika sonra o şekere duyduğunuz o aşırı ihtiyaç açlık ortadan kalkacak. <laughs> Belki bir şey daha söyleyebiliriz. Diyabette önemli bir şey. Neyse gelir aklıma. Çünkü o kadar çok şey söylemem gerekiyor ki sıraya koymam lazım. Hüseyin hay Allah hangisi o? yani çok faydasını görürler şimdi o zaman hocam siz ona e, düşünürken ha, geldi tamam. tip 2 diyabetiniz var veya tip 1 her neyse sinirleriniz zarar görmüş nöropati yapacağınız şey fesleyen yani bir tutam iki tutam fesleyen taze taze e, bunu ne yapacaksınız Çiğneyeceksiniz sabah, öğle, akşam. Nöropatik ağrılara, diyabete bağlı. E, bu e, çok yardımcınız olacak. Bakın değerli misafirlerimize, izleyicilerimize, pardon tekrar söylüyorum. Türkiye'nin bugün en büyük, birinci sıradaki metabolizma hastalığı karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğeriniz yağlıysa, İnzulin direncinizde gelişir. Tip 2'ye yakalanma riskiniz hat safhadadır. Karaciğer yağlanması tıp fakültesinin ikinci sınıfına giden öğrenciler dahi bilir. Karaciğer yağlanmasının ne kadar derecesi yüksekse kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksek demektir. Dolayısıyla bu karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırmanız lazım sizin diyabeti <laughs> diyabetin kapısını aralayan yüksek tansiyona kapı aralayan bu maydanoz limon körü unutmayın. Bunun tıpta çaresi yok. Diyetle spor yaparak bunu çözemezsiniz. Yoksa millet ne yapacak? Spor yapar biraz işte. Diyetini uygular. Kalp damarlarının yağlanması geçer. Geçmiyor, stent takılıyor, ne bileyim başka operatif müdahaleler yapılıyor. Onun için karaciğer yağlanması en önemli Türkiye'nin e, ortak sorun. ciddi bir sorunudur. Bunu maydanoz limonla çözersiniz lütfen. Şu uydu kanallarındaki maydanoz limon meselesi değil, hiçbir alakam yok onlarla. Evet ve lütfen savcılıklara şikayetin ediniz. 15-16 tane saplı maydanoz. Tam bir limonu sıkıyorsunuz. 150 mililitre de su ilave edin ve robotu blender'ı çalıştırın. Sabah aç karna. 2 tane 15 gün uygulayacaksınız. 5 gün arayla. Evel Allah bak göreceksiniz nasıl zinde kalkmaya başlayacaksınız. Kan şekerinizi daha kolay kontrol altına alacaksınız. Karaciğer yağlanması artık bugün siroza ve kansere kadar götürüyor. Yani eskiden e, işte alkoldü ama şimdi nan alkolik diye işte alkole e, bağlı olmayan e, siroz. Bugün o kadar çok. O da artmış durumda. Evet. Hocam e... bir H de şu var bak tabii ki ben doktorların işine karışmam. Yalnız kortizonu kullandığınız zaman karaciğer yağlanması yaptığını bilin. İkincisi karaciğer yağlanmasının dışında böbrek fonksiyonlarınızı bozduğunu, bozabileceğini sakın göz ardı etmeyin. Kortizonu ne kadar müddet yüksek miktarda uzun müddet kullanırsanız bilin ki tip 2 diyabete yakalanma riskiniz o kadar çok artıyor. Başka kemik erimenizi hızlandırıyor. Bu kortizon böyle bir şey. Eğer kortizon kullanıyorsanız mutlaka kısa aralıklarla en geç 4 ayda bir doktorunuzla mutlaka görüşmeniz lazım. Yani evet ee, gözleri bozuyor. Bak bu evet. kortizon dediğimiz şey. Evet. Bir şey daha Diyabet hastalarında genelde ödem olur. Ayaklar, ayak bölgesinde özellikle göz altında yapacağınız şey yulaf samanı çayı içmektir. Yulaf samanı Kaç çayı. dakika? Beş. Beş dakika. 5 de yeşil yulaf samanı çayı. Diyabete bağlı ödemlerde. Evet. Peki. Buyurun.